vay efendim o kadarcık bir şey miymiş de, yok geçen seneki işmiş de, yok bilmem Fatma Kaplan'a yükleniyormuşuz da, kardeşim yapmayın diyoruz ya. Yapma. Sen iktidara yürüyen bir partinin belediye başkanısın. Senin böyle kirli işlerle anılman demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yoluna mayın döşemektir. Bunu herkes biliyor mu? Biliyor. Peki sen bunları yaparken verdiğin zararı hem topluma, hem belediyeye, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne neler olduğunu biliyor musun? Onu alkışlayanlar da, böyle bir şey olmaz diyenler de hepsi ispatlı kardeşim. Kanunen kitabına uydurmuş olabilirsin. Ama kitabına uymayan bir şeyler var. Bu belediyenin satın almacıları yok mu kardeşim? Bakın ben gittim bir kitapçıya ve bir kitapçıdan, kırtasiyeciden fiyat aldım. Aldığım fiyat dudak uçuklatır ya. Yani bu fiyat bir de orada dese ki tamam biz alacağız ama biz biraz daha ikram edin ya da biraz daha araştırın. Daha ucuz bulabilir misiniz? Bunu da kendileri de söylüyorlar. Eğer araştırırsak daha uyguna da bulabiliriz. Bu doğrudan temin işi 2 ay önce verilmiş. 2 ay önce bu A4 kağıtlarının fiyatları da zaten 20-25 lira daha ucuzmuş. Bugün bana verdikleri fiyat 548 bin lira. Bakın birinci hamur içinde 500 adet olan paketlerde ki kaliteli kağıttan bahsediyoruz. Zaten şartnamesinde de bu yazıyor. Sorgulayamıyorsanız bu hırsızlığı, sorgulayamıyorsanız bu soygunu ve bunu bir de alkışlıyorsanız, ne var bunda diyorsanız, vallahi yazıklar olsun size. Kim buna eğer ki ne var bunda derse, en az bu işi yapanlar kadar bu işlere ortaktır, meyillidir. Olmaz kardeşim. Bu ne demektir ya? İşte bir kitapçıya gittim, fiyat sordum, parakende fiyatı 80-90 lira falan dediler, hesap yaptılar. KDV dahil 548 bin lira bu mal ya. Nasıl olur da, nasıl olur da bunu 800 bin, 896 bin liraya belediyeye fatura edersiniz? Bunu belediye nasıl kabul eder? Ve buna kim, hangi akıl, hangi vicdan normal bir şey diyebilir ya? Şu an ben sizden en kalitesinden 80 gram olandan birinci hamur A4 kağıdını, fotokopi kağıdından 500'lü paketi. 500'lü paketi, bir de bunun 500'lük olmayanları var. 250'li olanları da var. 250'lik olanları var. Onlar yarı yarıya o zaman fark ediyor. Paket dersiniz burada, atıyorum bir ihalede açıklamasında veya bir teklifte veya işte okullarda geliyorlar. İşte bir paket deniliyor. 250'li de bir paket, evet. 500'lü de bir paket. Şey de vardır onun ihale şeyinde ama. Muhtemelen vardır. Vardır. Ama tabii öyle teslimatlar vermekler mi? O da sorun tabii. 2 ay önceki fiyatı bundan 20 lira daha ucuz. 20-25 lira fark eder. 415 koli fiyatı çarpı 800 de artı eşittir 448, bir kolinin KDV dahil fiyatı çarpı 1000 tane dedik. Burası dahil 448.200 yapıyor. Diğeri ise 999 lira kolisi çarpı 100 dedik. Doğru mu? Burası da 99.900 yapıyor. Artı 448.200 dersek 548.100 lira. Şu anki şartlarda 548 bin lira. Seni bekliyor. Teşekkür ederim. Bu para kendi fiyatı. Bu kurum fiyatı. Yani bana ihale, atıyorum siz bir kurumsunuz, atıyorum bir firmasınız. Böyle bir talebiniz var. Geldiniz, ben bu adetlerde, bu şartlarda, şu teknik şartlamaya göre alacağım diyorsunuz. Ben de şu an için verilecek olduğum fiyat araştırmadan ama. Şu an için diyor. Adetler yüksek olduğu için karşı taraftan isterseniz daha fazla fiyatlar, daha farklı fiyatlar almak zorunda kalacağım. Ki alacağım da. Bu sefer ne yapıyor? Ben de bunu size yansıtıyorum. Yani bunu
500, düz 550 değil. 448. Artı ayın da 548, 550 lira değil. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mikrofonumu. Evet sevgili izleyiciler, bir kitapçıya geldik. Mahallemizin kitapçısı, kırtasiyecisi daha doğrusu. Ve burada dedik ki 1000 koli A4 aldığımızda, 100 koli de A3 aldığımızda bize kaça verirsiniz? Şu anki rakamlarla, bugünkü fiyatlarla 550 bin lira. 2 ay önceki rakamları bir 20 lira daha düşükmüş. Düşünün. Yani bu rakamlar zannediyorum o zaman 500 bin liraya falan tekabül eder. Ama 2 ay önce 800 bin liraya İzmit Belediyesi bu A4 kağıtlarını satın almış. Kimden? Evet, Demet Ünal Işıldak'tan. Bu fiyatlar eğer toptan alacağınız için buradaki fiyatlar bu geçerli ama fiyatların daha aşağı inme şansı da var. Yani diyeceğim o ki İzmit Belediyesi çok büyük bir kazık yemiş. Evet sevgili izleyiciler, hepinize merhaba ve bugünkü konumuz yine İzmit Belediyesi'ndeki büyük vurgun. Bir insanın yıllarca çalışıp kazanamayacağı bir parayı emek harcayarak, ter dökerek kazanamayacağı bir parayı, 348 bin lirayı bir kalemde haksız bir şekilde kazanç sağlayarak vurgun yapan birileri var. Evet, bunu aslında şöyle bakmak lazım. Bütün Türkiye genelinde siyasetin kirlenmiş yüzünü görüyoruz. Gücü eline geçiren iktidar olsun veya muhalefetteki bazıları olsun, iktidara gelince ya da bazı belediyeleri, bazı kurumları yönetir hale gelince şahsi çıkarları uğruna siyasi konumlarını nasıl kullandıklarını görüyoruz. İşte iktidar partisi, AK Parti'de bu pek çok yerde görüldü, yazıldı, çizildi, halen görülüyor. Ama kentlerde iktidar olan belediyelerde de muhalefetteki partilerin yönetimi ele aldığında işlerinden bazılarının durumunun çok da farklı olmadığını görüyoruz. İtalya'da temiz eller operasyonu yapılmıştı. İtalya yıllarca mafya siyasetçi ilişkilerinin ve yolsuzlukların adeta bir merkezi haline gelmişti. Savcılar, kanunlar, yasalar çalışmıyordu ve artık öyle bir noktaya geldi ki toplumda infial yaratacak derecede şeyler oldu ve sonuçta bir temizlik harekatı yapıldı sanıyorum. Biliyorum daha doğrusu. Türkiye'de yukarıdan aşağıya, iktidardan muhalefete bir temiz eller operasyonuna ihtiyaç var. Sadece Melih Gökçek değil, sadece Türk Hava Kurumu'nda olanlar değil, sadece Kızılay'da olanlar değil, özelleştirmelerde yaşananlar değil. Bakıyoruz, yani bu sadece iktidar kanadında değil, bugün İzmit Belediyesi gibi, Bilecik Belediyesi gibi muhalefete ait belediyelerde de yaşanıyor. Başka yerlerde de yaşandı ve bunun önüne geçmek gerekiyor. Göz göre göre, bakın göz göre göre öyle bir şey yapılıyor ki yahu 1100 koli A4 kağıdındaki vurgun eğer birinci kağıtsa, eğer paketlerin içerisindeki 500'lük kağıt ise, eğer dediğim gibi birinci sınıf hamurdan yapılmış kağıtsa 348 bin lira bir kalemde yapılan vurgunlar. Tıpkı sandalyelerde olduğu gibi. 500 liralık sandalyelerde İstanbul'dan 1200 liraya almışlardı. Artık İzmit Belediyesi'nin yapılan her işinde, doğrudan teminlerle verilen işlerde, işte ne bileyim Fethiye Caddesi'ni yaparken kullanılan malzemelere ödenen paralarda,
şoförün kayınpederine ödenen 116 bin lirada. Bunun gibi doğrudan temin verdikleri, yine belediye başkanı seçildikten sonra Fatma Kaplan Hürriyet'in kurulan firmalarda. Bu firmaların ortaklarına bakıyoruz. Ortakları eş, dost, akraba ve onların artık ne derler, akrabayı talikatı diyelim, onlardan oluştuğunu görüyoruz. Ne oluyor kardeşim yani? Vay efendim, o kadarcık bir şey miymiş de, yok geçen seneki işmiş de, yok bilmem Fatma Kaplan'a yükleniyor musunuz da, kardeşim yapmayın diyoruz ya. Yapma. Sen iktidara yürüyen bir partinin belediye başkanısın. Senin böyle kirli işlerle anılman demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yoluna mayın döşemektir. Bunu herkes biliyor mu? Biliyor. Peki sen bunları yaparken verdiğin zararı hem topluma, hem belediyeye, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne neler olduğunu biliyor musun? Onu alkışlayanlar da, böyle bir şey olmaz diyenler de hepsi ispatlı kardeşim. Kanunen kitabına uydurmuş olabilirsin. Ama kitabına uymayan bir şeyler var. Bu belediyenin satın almacıları yok mu kardeşim? Bakın ben gittim bir kitapçıya ve bir kitapçıdan, kırtasiyeciden fiyat aldım. Aldığım fiyat dudak uçuklatır ya. Yani bu fiyat bir de orada dese ki tamam biz alacağız ama biz biraz daha ikram edin ya da biraz daha araştırın. Daha ucuz bulabilir misiniz? Bunu da kendileri de söylüyorlar. Eğer araştırırsak daha uyguna da bulabiliriz. Bu doğrudan temin işi 2 ay önce verilmiş. 2 ay önce bu A4 kağıtlarının fiyatları da zaten 20-25 lira daha ucuzmuş. Bugün bana verdikleri fiyat 548 bin lira. Bakın birinci hamur içinde 500 adet olan paketlerde ki kaliteli kağıttan bahsediyoruz. Zaten şartnamesinde de bu yazıyor doğrudan temin. 80-90 lira civarında piyasada parakende satış fiyatı. Belediyenin satın almacısı ne iş yapıyor? Satın almacı da mı ortak acaba bu doğrudan temine? Yani sesinizi çıkartmayın. Araştırma yapmaz mı bir belediye alacağı mal için, ürün için, piyasada kaç para, hangi kalite nerede, nasıl daha ucuza alınır diye bir araştırma yapmaz mı yani? Bu satın almacıların görevi ne? Hadi onları almadı. Bir de denetlemesi olması lazım bunun. Diyelim ki Fatma Kaplan'ın haberi yok. Olur mu? İmzaları kim atıyor? Haberi olmadan, yani alan zaten verilen ihalenin doğrudan teminin verilen isim de çok acayip. Demet Ünal Işıldak. Kim bu? Fatma Kaplan'ın eşinin, yeğeninin, kocasının eşi. Nereli? Kırıkkaleli. Bu Demet Ünal Işıldak nereli? O da Kırıkkale'li. Abisi de daha önce doğrudan teminlerle 750-800 bin liralık mı, milyonluk mu işler almışlar. Yani bunlar ailecek Kırıkkale'den gelip buraya çökmüşler. İzmit Belediyesi'ne fahiş fiyatla, vurgun yaparak, tüyü bitmedik yetimin hakkını resmen çalarak, buna başka bir şey denmez. Bu bir soygun. Verdikleri fiyat kardeşim şeyde 548 bin lira. O da dediğim gibi 2 ay önceki fiyat değil. Daha indirimler yansıtılabilir. Çünkü toptan bir mal alıyorsunuz. Daha fazla da indirim yaptırabilirsiniz. KDV'si dahil 548 bin lira. İzmit Belediyesi'ne kaç paraya verilmiş? 800 bin lira artı KDV. 348 bin lira vurgun. Bir insan kaç sene çalışıp da böyle bir para kazanabilir? Bugünkü koşullarda bir insanın maaşı
Diyelim ki 7 bin lira, diyelim ki 10 bin lira. Kaç sene çalışacak kardeşim? 12 ay çalışsa 120 bin lira. 24 ay çalışsa 240 bin lira. Bak, 2 sene çalışıyor gene 10 bin. 3 sene, 3,5 sene, 4 sene çalışacak ki bu hanımefendinin, Demet Ünal Işıldak'ın bir dakikada bir imzayla aldığı parayı kazanabilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne demektir ya? Bu kentin öz kaynakları, bu kentin parası, bu kentin insanının hakkı Demet Ünal Işıldak'a niçin yedirilir? Ondan sonra temiz siyasetçi diyeceğiz. Ondan sonra dürüst, senin ne farkın var kardeşim Melih Gökçek'te? Melih Gökçek koca Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırdı. Çok büyük vurgunlar yaptı. Ankara'yı parsel parsel sattı. Kendi partileri tarafından söylendi. Biz de söylüyoruz. İyi ki İzmit Belediyesi Başkanı olmuşsun. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydın o bütçelerle bir kağıtta 1100 koli kağıtta yaptığınız vurgunun kim bilir o bütçelerde nasıl bir karşılığı olurdu? Kim bilir nasıl vurgunlar yapılırdı? Ayıptır ya, ayıptır. Hangi vicdanla, hangi şeyle, yani parti purti fark etmiyor kardeşim. Türkiye'de siyasi ahlak çökmüş. Siyasetçinin idealisti olanı, siyasetçinin namuslu olanı, hangi partiden olursa olsun. Siyasi ahlak çökmüş. Toplumda bir dejenerasyon var. Yani bu insanlar göreve geldikten sonra sanki ticaret dehası oluyorlar. Sanki bakıyorsunuz acayip bir şekilde gökten vahiy iniyor. Ve bu böyle işlere başvuruyorlar. Para kazanmanın en kolay yolunu ne yapmışlar? Bulmuşlar kardeşim. Belediyeleri soymak, devleti soymak. Dediğim gibi yani orada AK Parti'de Melih Gökçek yaptı, Kızılay'da yapıldı, orada burada yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi de bugün İzmit Belediyesi'ne geldiği zaman bu yapıyor. Başka bir şey yapmak lazım. Bir şeyi değiştirmek lazım. Bakacaksınız kardeşim insana ya. Bakacağız ya. Oy verirken, seçerken, partiler kendi içlerinde aday gösterirken bakacaklar. Sırf yani birileri istedi diye birileriyle ortak çıkarları üzerinden iş yapacağız diye aday gösterilenlere oy verip de belediye başkanı yaparsak bah bizim halimize. Namuslu insanlara ihtiyaç var. Namuslu siyasetçilere ihtiyaç var. Böyle olur mu? Bakıyorsunuz yani sandalyesinde böyle. Pıtrak gibi Fatma Kaplan seçildikten sonra Zekiye Köstekli'nin ortak olduğu firmalar sürüyor. Böyle bir şey kabul etmek mümkün mü? İşte Zekiye Köstekli'nin yani Fatma Kaplan'ın yeğeninin, eşinin memleketi Kırıkkale, Kırıkkale'den getirdiği Demet Ünal Işıldak'ta böyle bir vurgunu gerçekleştiriyor. Bundan haberleri yok mu Fatma Kaplan hanımefendi? Bundan haberleri yok mu belediyedeki satın almacıların? Bir de bakmak lazım şimdi. İşin en önemli kısımlarından bir tanesi. Bir, bu kadar vurgunu yapanlar da, bu kadar vicdansız olanlar da vicdan aranır mı? Aranmaz. Ya o 500'lük paketler diye verdikleri paketlerin içerisinde 250'şer tane kağıt varsa, bu paraya kabul eden satın almacılar bu kağıtlarında 500'lük değil de 250'lik paketlerde belediye teslim ettiğini kabul eder kardeşim. Etmez mi? Görmüyor musunuz yani burada böyle bir vurgun yaşanmıyor. Siz de mi ortaksınız? Böyle sormazlar mı adam? Ya birinci kalite kağıt değilse, ikinci kalite kağıtsa bu fotokopi kağıtları, o zaman vurgunun derecesi ne kadar büyüyor? Böyle bir işe
akıl, fikir erdirmek mümkün değil. Ya bir de savunuyorlar utanmadan, ben buna aklım ermiyor ya. Vay AKP'liler yapıyormuş da onlara bir şey olmuyormuş da. Yok o öbürü yapıyormuş da. Ya o da yapmasın, o da yapmasın. Seninki yapınca mübah, AKP'li yapınca günah. E senin ne farkın var ondan? AKP'liler de öyle yapıyor o zaman. Herkesi aynı sınıfa koymamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de dürüst insanlar var. Mutlaka AK Parti'nin içerisinde de vardır. Ama ayyuka çıktı artık Türkiye'de bu yolsuzluk işleri. İtalya'nın o dönemini geçtik. İtalya'nın o dönemini geçtik. Tüm kurumlarda var kardeşim böyle işler. Kitabına uydurmuşlar. Diyorlar ki efendim kanuna uygun. İşte belediye mal satın almış. Doğrudan teminle mal satın almış. Ama nasıl almış? Belediyenin 348 bin lira parasını fazladan ödeyerek birilerine mal mı satın almış oluyor? Düzgün bir iş mi yapmış oluyor? İzmit'te bir kitapçıya gitse alacağı rakam 548 bin lira KDV dahil, sen 800 bin liraya artı bir de KDV'siyle aynı malı alıp belediyeye koyuyorsun. Peki çok doğru dürüst belediye başkanı olsanız ne yapardınız? Ne yapardınız biliyor musunuz? Ne yapardınız? Şunu yapardınız. Kaç tane kitapçı var İzmit'te? Atıyorum 10 tane kırtasiyeci. 10 kırtasiyeden teklif alırdınız. Bu 10 kırtasiyenin içerisinde en uygun fiyatı verenden bu malı satın alırdınız. Niye öyle yapmadınız? Niye direkt doğrudan bu temin işini neydi ismi? Demet Ünal Işıldağ'a verdiniz. Neden kardeşim? Hani tüy bitmedik yetimin hakkını kimseye yedirmeyecektiniz? Hani şeffaf belediyecilik yapacaktınız? Şimdi şeffaf mısınız? Şimdi bu tüyü bitmedik yetimin hakkını yemiş olmuyor musunuz? İzmit halkının hakkını, hukukunu, parasını yemiş, çiğnemiş olmuyor musunuz? Böyle mi Büyükşehir Belediye Başkanı olacaksın Fatma Kaplan? Oraya gidince ne işler çevireceksin? Buradakiler daha sayfa sayfa yazılıp çiziliyor. Kimleri zengin ettin? Senin bu işlerden menfaatin ne? Hayrına mı yapıyorsun bu insanlara bu kadar para kazandırıyorsun? Neden kardeşim? Menfaatin ne senin? Menfaatsiz bir şey yapmayacağınızı da biliyoruz. Yani İzmit'in Melih Gökçe'yi de Fatma Kaplan diyebiliriz. Başka diyecek bir şey bırakmıyorsunuz. Ayıptır, ayıp. Ayıptır. Bakın, şimdi size izleteceğim. Kitapçıdaki aldığım fiyatlar nasıl oldu? Ben sizden en sayıcısından 80 gram olandan birinci hamur A4 kağıdını, fotokopi kağıdından 500'lü paketi, bir de bunun 500'lük olmayanları var. 250'li olanları da var. 250'lik olanları var. Onlar yarı yarıya o zaman fark ediyor. Paketlersiniz burada. Atıyorum bir ihalede açıklamasında veya bir teklifte veya işte okullarda geliyorlar. İşte bir paket deniliyor. 250'li bir paket. Evet. 500'lü de bir paket. Şeyde vardır onun ihale şeyinde. Muhtemelen vardır. Vardır. Ama tabii öyle teslimat derdi etmeden o da sorun tabii. İki ay önceki fiyatı bundan 20 lira daha ucuz. 20-25 lira fark eder. 415 koli fiyatı çarpı 800 artı eşittir 948 bir kolinin KDV dahil fiyatı çarpı 1000 tane dedik. Burası dahil 448.200 yapıyor. Diğeri ise 999 lira kolisi çarpı 100 dedik. Doğru mu? Burası da 99.900 yapıyor. Artı 448.200 dersek 448.100 lira.
Şu anki şartlarda 548 bin lira. Seni bekliyor. Teşekkür ederim. Bu parayı sen bu kurum fiyatı. Yani bana ihale, işte atıyorum siz bir kurumsunuz, atıyorum bir firmasınız, böyle bir talebiniz var. Geldiniz, ben bu adetlerde, bu şartlarda, şu teknik şartlamaya göre alacağım diyorsunuz. Ben de şu an için bir olacak olan fiyat araştırmadan ama şu an için diyor. Adetler yüksek olduğu için karşı taraftan istersen daha fazla fiyatlar, daha farklı fiyatlar almak zorunda kalacağım ki alacağım da. Bu sefer ne yapayım? Ben de bunu size yansıtıyorum. Yani ben 500 lira değil. 448. Artı da 548, 550 lira değil. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir kitapçıya geldik. Mahallemizin kitapçısı, kırtasiyecisi daha doğrusu. Ve burada dedik ki 1000 koli A4 aldığımızda, 100 koli de A3 aldığımızda bize kaça verirsiniz? Şu anki rakamlarla, bugünkü fiyatlarla 550 bin lira. 2 ay önceki rakamları bir 20 lira daha düşükmüş. Düşünün. Yani bu rakamlar zannediyorum o zaman 500 bin liraya falan tekabül eder. Ama 2 ay önce 800 bin liraya İzmit Belediyesi bu A4 kağıtlarını satın almış. Kimden? Evet, Demet Ünal Işıldak'tan. Bu fiyatlar eğer toptan alacağınız için buradaki fiyatlar bu geçerli ama fiyatların daha aşağı inme şansı da var. Yani diyeceğim o ki İzmit Belediyesi çok büyük bir kazık yemiş. Evet, hakikaten İzmit Belediyesi çok fena kazıklanmış. Bunda satın almacılardan tutun belediye başkanına varana kadar o doğrudan temine hiç kimseyi çağırmayıp veya hiç kimseden teklif almadan direkt olarak Demet Ünal Işıldağ'a veren her kim varsa, bu işin içerisinde kim varsa hepsi sorumludur. Yasalarda şey diyebilir tabii, efendim işte satın alma yapılmış, doğrudan teminle verilmiş, alınmış bilmem ne. Bunda yasaya aykırı bir yer olmayabilir ama böyle yasa olur mu be kardeşim ya? Böyle göz göre göre belediyenin 348 bin lira parasını alsın adam, yesin. Yani resmen kazıklasın şeyi, belediyeyi. Ondan sonra efendim yasaya uygun. Yasaya uygun belediyeyi kazıklama işi demek ki bu doğrudan teminler. Sorgulayamıyorsanız bu hırsızlığı, sorgulayamıyorsanız bu soygunu ve bunu bir de alkışlıyorsanız, ne var bunda diyorsanız, vallahi yazıklar olsun size. Kim buna eğer ki ne var bunda derse, en az bu işi yapanlar kadar bu işlere ortaktır, meyillidir. Olmaz kardeşim. Bu ne demektir ya? İşte bir kitapçıya gittim, fiyat sordum, parakende fiyatı 80-90 lira falan dediler, hesap yaptılar. KDV dahi 548 bin lira bu mal ya. Nasıl olur da, nasıl olur da bunu 800 bin, 896 bin liraya belediyeye fatura edersiniz? Bunu belediye nasıl kabul eder? Ve buna kim, hangi akıl, hangi vicdan normal bir şey diyebilir ya? Bunlar sadece ortaya çıkanlar. Bir de ortaya çıkmayanlara bakın. Gizli kapaklı olanlara bakın. Araç kiralamalarında neler döndü onlara bakmak lazım. Fethiye Caddesi ve diğer taraflara yapılan kaldırım malzemeleri, şunlar bunlar, kaç paraya alındı, nasıl bir usulle alındı, bunlara bakmak lazım. Araştırdığınız zaman ben şöyle şunu düşünmeye başladım. Fatma Kaplan'ın etrafında bir ekip var. Bu ekip belediyenin bütün yapılacak işlerini, bütün alınacak hizmetleri ve bütün malzemeleri kendilerine kazanç kapısı yapmışlar ve bunları inceliyorlar. Nerede ne yapabiliriz diye kafa yoruyorlar.
ve işi bitiriyorlar. Yani gidin Kocaeli'de, İzmit'te herhangi bir kırtasiyeden bu fotokopi kağıtlarını alsanız, belediye direkt kendisi alsa veya gitse onlardan teklif istese 3-5 tanesinden, belediye 348 bin lira kâra geçecek. Bunlar yapılmıyor direkt olarak. Bu doğrudan teminle Demet Ünal Işıldağ'a veriliyor. Ne oluyor? Fatma Kaplan çalışıyor. Fatma Kaplan halk tarafından seviliyor. Vay anasını ya. Bir tane partili doğru düzgün sevmiyor etrafındaki şakşakçılarından başka. Ama Fatma Kaplan seviliyor. Bu yalanlara karnımız tok. İşte nerelere ne paralar harcanıyor ki kendilerini birinci ilan ettiriyorlar. Nasıl oluyor bu işler? En başarılı, evet başarılısınız. Vallahi belediyeyi soymakta çok başarılısınız yani. Ne diyeyim? Evet sevgili dostlar, bu bir gerçek ve bu gerçeği hiç kimse göz ardı edemez. Edenin de vicdanından, edenin de dürüstlüğünden ben şüphe ederim. Zaten yoktur ki. Hoşça kalın, dostça kalın.